Bugün bana sormak istediğiniz birçok soruyu cevapladım ve gerçekten güzel bir video oldu. Öncelikle başlamadan şunu belirteyim. Çok özel sorulara cevap vermedim. Zaten böyle sorulara cevap vermemi beklemeyin. Hemen sorulara geçelim. Gerçek ismin ne ve yüzünü ne zaman göstereceksin? Sesini kalınlaştırıyor musun? Her Dallan isimli bir arkadaşımız sormuş. Arkadaşlar sesimi değiştirmiyorum. Hani olduğu gibi gördüğünüz ya da duyduğunuz gibi çıkıyorum karşınıza. Ara sıra Instagram hesabından videoların yayınlandığı zaman sesli mesajlar gönderiyorum. Hatta şu anda Instagram hikayeme bakarsanız kendi sesimle bir mesaj attığımı görebilirsiniz. Abi diyelim ki trenin üstündeyiz. Üstündeyken zıplarsak tren gider, biz raya düşeriz. Ama trenin içindeyken zıplarsak aynı yere düşeriz, geri gitmeyiz. Niye? Diye sormuş Ruhani Aktaş isimli arkadaşımız. Bunun birkaç farklı anlatımı var, fakat siz trenin içinde atladığınız zaman zaten trenin sabit giden bir hızı var. Yukarıya zıpladığınız anda siz de bu hızla birlikte yere düşer ve birlikte ilerlersiniz. Fakat trenden raylara atladığınız zaman sabit, yani duran bir hıza düştüğünüz için bu trendekiyle aynı olmayacaktır. Bu tarz videoları çekme işini sen mi istedin yoksa bir arkadaşın mı yönlendirdi? Ailenle arkadaşların senin Nigma olduğunu biliyorlar mı? Reyhan Sayılan sormuş. Bu tarz videoları çekerken kendi kendime ilerledim ve kimseden bir fikir almadım. Sadece yanlış giden bazı şeyler olduğunu düşündüm ve onların düzeltilmesi gerektiğine inandım. Ailem ya da çevremden benim Nigma olduğumu bilen elbette bazı insanlar var. Bu gayet normal zaten arkadaşlar. Nigma ne demek? Seslendiren kimdir? Montajınız var mı yoksa bireysel bir kanal mı? Telekinezi gerçek mi veya nasıl yapılıyor? Nigma'nın anlamını daha önce size anlatmıştım. Soru cevap videoma bakabilirsiniz. Seslendiren kimdir? Seslendiren sadece benim. Herhangi bir montajım da yok. Hepsini ben kendim kurguluyorum. Telekinezi gerçek mi? Telekinezinin gerçek olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir durum olsaydı zaten çoktan bunu öğrenirdik. Bu konuda internete çıkan bazı videoların da gerçek olduğuna inanmıyorum. Bence tamamıyla kurgular. YouTube dışında hangi meslek sahibisin? Bunu söylemeyecektim fakat size özel söylemek istiyorum. Dedektifim. Hayatında hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Bundan yıllar yıllar önceydi. Çocukluk arkadaşlarımla eğlenerek dolaştığım bir sırada gizemli bir tüneli keşfettik. Karanlık ve gizemli bir tüneldi. O tünele doğru yaklaştık ve içeriye girmek istedik. Adım adım ilerliyorduk ve çocuk olduğumuz için pek de korkumuz yoktu. Fakat ben tünelin içerisinde cadıya benzer bir şey gördüm ve o sırada arkama bakmadan kaçtım. Bu şaka değil, gerçektir. Yaklaşık 8-10 yaşları arasındaydım. Tabii bunu benzetmiş de olabilirim fakat o an sadece gördüğümü söylüyorum. İsmin neden Nigma diye sormuş Belircan Akbal isimli arkadaşımız. Nigma ismini seçmemdeki amaç sadece sevdiğim bir karakter olduğu için. Gotham dizisi ve Batman filmindeki Nigma karakteri oldukça gizemli ve bilmececi bir karakter olduğu için hoşuma gitmişti ve sadece o an koymak istedim. Araştırma yapmak için sürekli olarak kullandığı bir kaynak var mı? Varsa neresi? Arda Kaan Sancar sormuş. Araştırma yapmak için interneti kullanıyorum sadece. Bazen kitaplardan filan faydalanıyorum. Yani genelde bunlar. Sırrını en çok merak ettiğin olay hangisi şeklinde bir soru sormuş Tek Tabanca isimli arkadaşımız. Sırrını merak ettiğim 3 tane şey var. Birincisi Gize piramitleri, ikincisi Bermuda şeytan üçgeni, üçüncüsü ise ondan bundan faydalanan yalaka youtuberlar. Bakın özellikle üçüncüsünü çok merak ediyorum. Bunun sırrı ne? Mesela nasıl yapıyorlar? Videolarına gerçekten çok emek harcıyorsun, işini severek yapıyorsun, tebrik ederim. Peki örnek aldığın birisi veya bir lider var mıdır hayatında? Caravella TV isimli bir arkadaşıma sormuş. Yorumun için teşekkür ederim. Hayatımda özellikle örnek aldığım birisi yok fakat hayatlarında başarılı olmuş ya da olamamış, haya sahibi ve mütevazı olan her insanı örnek alabilirim. İleride yüzünü göstermeyi düşünüyor musun yoksa böyle devam mı? 1 milyon abone olduğumda belki yüzümü gösterebilirim. Novo Prospect gerçek mi kurgu mu şimdiki videolarına göre? Bunu anlattığım birçok videom var geçmişte, buna bakarak kendiniz bir sonuç çıkarabilirsiniz. Videolarındaki o kadar bilgiyi kendin araştırarak mı buluyorsun yoksa sana yardımcı olan birileri var mı? Size gösterdiğim veya aktardığım tüm bilgileri kendim buluyorum fakat bu konuda örnek aldığım veya videolarından hoşlandığım insanlar tabii ki de var. Bunun dışında bana yardım eden hiç kimse yok. Bay Zogi isimli arkadaşımız sormuş. Gerçekten merak ediyorum. Ortalama bir videona ne kadar vakit harcıyorsun? Bu videodan videoya değişiyor fakat
en az 1 ila 2 günümü alıyor bir video. Ekranda çıkan videolar ise yaklaşık 1 haftada hazırlanan videolar. Bu arada neden sürekli video gelmiyor şeklinde sorular geliyor bana. Arkadaşlar, oyun kanallarında videolar çekilir ve o gün montajlanıp gönderilir. Fakat bilgi kanallarında böyle değil. Önce araştırmak, ardından bunu metne dökmek, sonra seslendirmek, ardından metine döktüğünüz şeyleri kurgulamak, kurguladığınız videonun altına seslendirdiğiniz metni montajlamak gerekir. Tüm bunlardan da önemlisi o videoya telif gelmemesi. Telif geldiği zaman, ki benim çoğu videoma telif gelmiştir, bütün emeğinizin boşa gittiğini anlarsınız. Ama sizlerin o videonun altına yaptığınız her yorum ve her beğeni, işte beni mutlu eden şey bu. Bunların sayesinde sizlere yeni videolar üretmeye çalışıyorum. Linç girişimlerine karşı tepkilerin ne oluyor? Ayrıca evrim teorisi için bir video yapar mısın? Evrim teorisi hakkında mükemmel bir video yakında sizleri bekliyor. Bunun dışında bana sataşan bazı kanallar ya da yayıncılar elbette var. Fakat ilk adımı hep onlar atmıştır. Videoları izlerseniz benim ilk adımı attığım hiçbir videoyu göremezsiniz. Bunu yapmalarının sebebini gerçekten anlamıyorum, fakat bana bulaşan kanallara bakarsanız tanınmak ya da popüler olmak için yapmadıkları şeyin kalmadığını görebilirsiniz. Ya da şu sıralar popüler olmaya çalışan Gaga Bulut'un yaptığı gibi. Yine Enes'e ilk ben bulaşmıştım. Çünkü prim. Evet, prim. Tamam, güzel, bunu kabul ediyorsun. Niye? Kitlesi büyüktü çünkü. İfşa videoları çekmen sorun oluyor mu? Survivor ifşa videoları çektin, hiç Acun seni aradı mı? Merak ediyorum. İfşa videoları çekmek zaten başlı başına bir sorun oluyor. Çünkü bu videoların genelinde telif uygulanıyor. Survivor ifşa videosu çektikten sonra Acun beni aramadı. Fakat duyduğuma göre Alp Kırşan ve ekipteki bazı kişilerin beni bu videoyla tanıdıklarını biliyorum. Videodaki açıkları bulmak ne kadar zamanını alıyor? Tek başına mı buluyorsun? Nasıl bu kadar keskin hataları veya açıkları bulabiliyorsun? 7 farklı bulmaca oyunu çözermiş gibi buluyorsun, demiş Diger P. Aktürk isimli arkadaşımız. Videodaki açıkları bulmak iyi bir gözleme dayanıyor, başka hiçbir şey değil. Tek başına mı buluyorsun? Evet, sadece tek başıma buluyorum. İkiz Kuleler Gizemini ne zaman yayınlayacaksın? Bu videoyu 11 Eylül'e doğru yayınlamayı düşünüyorum. Abi, ne zaman Belgö Türk denen kişinin yaptığı olayı sahte mi gerçek mi diye yayınlayacaksın, diye sormuş Kopyacı Adam isimli arkadaşımız. Arkadaşlar bakın, ilk ve son kez söylüyorum, bu konuda birçok mesaj geldi. Belgö Türk ve Yiğit Alp Çavdar kanalları tamamen trolldür. Yaptıkları videoları izleyebilirsiniz, buna elbette bir şey diyemem, fakat inanmayın. Emin olun videolarının birçoğu izlenme kasmak için yapılan troll videolardır. Bunu sizin anlayamayıp bana sormanız zaten oldukça garip. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında kısa bir konuşma yapar mısın? Bana göre Türkiye'deki eğitim sistemi yabancı ülkelere baktığımda oldukça geri kalmış. Örneğin ülkemizdeki İngilizce hocalarını halen "My name is" diye öğretmeye çalışırken görüyorum. Bizlere işin pratiğini öğretmiyorlar. Ve öğrencilerin %90'ı okuldan çıktığında hiçbir şey öğrenmemiş oluyor. Michael Jackson öldü mü? Bu konu hakkında bir video çekersen çok sevinirim, veya videonda yayınlarsan. Bu konuda bir video çekmem ya da videomda yayınlamam aynı şey. Araya veya koyup tekrardan bir cümle oluşturmana gerek yoktu. Michael Jackson'la ilgili bir video elbette gelecek ve sizi oldukça şaşırtacağına eminim. Hayatındaki en kötü günü nasıl atlattın? Zehra Dilek isimli arkadaşıma sormuş. Hayatımdaki en kötü anlar bir işi zorla yaptığım anlardır. Ve bu işlerin üstesinden zorla yaptığım bu işleri gelecekteki hayatımdan çıkarmaya çalışmakla başarmaya çalıştım. Gerçek hayatta bu kadar ciddi misin? Mehmet Rifaioğlu sormuş. Gerçek hayatta elbette bu kadar ciddi değilim. Burada, bu YouTube kanalında sizlere olayları anlatırken ciddiyetimi elbette korumak zorundayım. Bu olayları eğlenerek ya da gülerek anlatamam sizlere. Öncelikle sayende insanlara dünya düzenine bakış açım değişti ve her şeyi sorgulamaya başladım. Bunun için sana çok teşekkür ederim, ama sorduğum sorulara aldığım cevaplar beni tatmin etmiyor. Sana sorum, doğru bilgilere nasıl ulaşıyorsun ve bir cevabın doğruluğunu nasıl kabul ediyorsun? Doğru bilgilere her zaman araştırarak ulaşıyorum. Araştırmalarımı tek bir kaynakla da sınırlamıyorum. Birçok kaynağı birbiriyle karşılaştırarak inceliyorum. Böylece doğruya en yakın sonuca ulaşmaya çalışıyorum. YouTube'a başlamadan önce bu kadar büyüyeceğini düşünmüş müydün? Eren Önal sormuş. YouTube'a başlamadan önce bu kadar büyüyeceğimi elbette düşünmemiştim. Zaten bir şeyleri büyümek için yapmadım. Ben yaptığım için büyüdü. Abi nasılsın? İyiyim. Abi senden korkuyorum.
Şimdi arkadaşlar şu konuda bir açıklık getirmek isterim ki ben korkulacak bir insan değilim. Videolarımda bu şekilde konuşuyorum ve normalde sizler gibi insanım ben de. İbrahim Güçlü sormuş, saçma YouTube trendleriyle ilgili düşüncelerin neler? Bu konuda bir video yapmıştım daha önce trend saçmalıkları hakkında ve YouTube'un neden böyle saçma videoları ön plana çıkardığından da bahsetmiştim. Bu videoyu mutlaka izleyin. Bize okumak için tavsiye ettiğin kitap. Öncelikle kitap okumaya ihtiyacının olduğu kesinlikle doğru. Bunun dışında hayal gücünüzü geliştiren kitapları okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki yaşınızı bilmediğim için size her kitabı öneremem fakat Sefiller, Simyacı, Suç ve Ceza, Sherlock Holmes ve Olasılıksız gibi kitaplar gerçekten güzel, tavsiye ederim okumanızı. Instagram'da Nigma hesabından başka bir hesap kullanıyor musun? Nigma YouTube kanalımın Instagram hesabıdır. Bunun dışında kendi hesabım var fakat bunu veremem. Yeri gelmişken beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Neden No Prospect'i ifşalamayı bıraktın? Öncelikle bu ifşalamak kelimesi çok doğru gelmiyor bana. Ben yanlış olan şeyleri gösteriyorum videolarımda. Bu tarz videoları neden bıraktığıma gelirsek, onca saatin, onca emeğin ardından gönderdiğim videoya hemen ertesi gün ya da o gün içerisinde telif gönderiliyor ve onca emeğim boşa gidiyor. Bu tarz videoları izin aldıktan sonra yapmayı düşünüyorum. Bu arada şu da oldukça şaşırtıcı. Videonuzda kurgu ya da montaj olmadığını söylüyorsanız benim video yapmamda ne gibi sakınca var? Gerçek hayatta nasıl bir insansın ve sesin gerçekten böyle mi? Gerçek hayatta biraz şüpheci ve duygusal bir insanım. Bunun dışında şu an duyduğunuz ses bir dublaj, yani seslendirme olduğu için normalde elbette sürekli bu tonda konuşmuyorum. Zaten dublaj yapan sanatçılara bakarsanız normal günlük yaşamındaki sesleriyle dublaj seslerinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Senin yüzünü bilen, gören ya da seni tahmin eden biri var mı? Arkadaşlar siz bu yüz gösterme olayını oldukça abarttınız. Benim yüzümden ziyade yaptığım videoları ve bilgileri takip ederseniz daha çok sevinirim. Bunun dışında birebir görüştüğüm Enes Batur ve Berkcan Güven gibi YouTuberlar da var. Daha çok insanların yanlış bildiği ya da yanlış düşündüğü şeylerle ilgili bir video yapmanı isterim. Barış Çapar yazmış. Benim videolarımın çoğunluğu zaten bu tarzda fakat sürekli bu tarzda video yapamam. Çocukken büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyordun? Çocukken hep arkeolog olmak istemişimdir. Böyle gizemli olayları, binlerce yıl öncesine ait kalıntıları falan gün yüzüne çıkarmayı çok istemişimdir. Sözler Köşkü kanalını beğeniyor musun? Bu kanalın daha önce birkaç videosuna denk gelmiştim ve gerçekten güzel işler yaptıklarını söyleyebilirim. Abi futbolla ilgileniyor musun? İlgileniyorsan hangi takımı tutuyorsun? Futbolla oldukça ilgiliyim. Fenerbahçe takımını tutuyorum ve özellikle Dünya Kupası maçlarını hiç kaçırmıyorum. İnsan vücudunu kendisi kontrol edebilir mi? Şu anda vücudunu kendin kontrol edebiliyorsun ki bana mesaj gönderebilmişsin. Tuğçe Çelik sormuş, babamın çocukluğuna gidip ben senin gelecekteki kızınım diyebilmeme kaç sene var? Babanın çocukluğuna gitmen için geçmişe gitmen lazım ve bunun da mümkün olmadığını Zamanda Yolculuk isimli videomda anlattım. Mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Bu sene hayatın sona ereceğini bilseniz neyi daha farklı yapardınız? Öncelikle şunu değiştirirdim, onca zahmete girip video yüklemeyi bırakırdım kesinlikle. Ayhan Çabaş sormuş, bu işi çok iyi yapmana rağmen neden büyüyemiyorsun? Bu işi çok iyi yaptığımı siz söylüyorsunuz, ben kendim düşünmüyorum. Yine de teşekkür ederim fakat büyüyememe sebebime gelirsek elbette başkalarıyla hiç video çekmemem ve her YouTuber'ı kastetmiyorum fakat bazıları gibi yalakalık yapmamamdır. Dünya düz müdür neden? Dünyanın düz olduğuna inanmıyorum. Fakat isterseniz bununla ilgili objektif bir video yapabilirim. Neden animeden Yagami Laito karakterini seçtin? Bu karakter Death Note'da sevdiğim bir karakterdi ve ben videoda konuşurken boş ekrana bakmanızı istemedim ve bu şekilde kaldı. Hepsi bu. Neden eğlence içeriği değil de gizemli bir içerik? Genelde gizemli içerikleri değil de bilgi tarzında gizemli içerikler üretmeye çalışıyorum ve eğlence yapmamama gelirsek insanlar eğlence tarzı video izlediklerinde videoyu kapattıktan sonra akıllarında hiçbir şey kalmaz ve o dakikaları hayatına sadece eğlenmek için geçirmiş olur. Fakat ben hem belgesel tarzında hem de bilgi içerikli videolar yaptığım için insanlara bir şeyler verdiğimi ve bir şeyler kattığımı düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu yüzden bu tarz içerikleri yapmayı pek düşünmüyorum. Fakat ileride belki Twitch yayınlarına başlayabilirim. Rauf Kaya sormuş, neden herkese atar gider yapıyorsun?
Her şeyden bir şey uyduruyorsun, videoların çok saçma, bir de arka plana saçma bir gif koymuşsun şeklinde bir soru sormuş. Fakat inanıyorum ki benim hiçbir videomun tamamını izlememiş. Yaptığım tartışmaların hemen hemen demiyorum %100'ünde ilk önce bana söz söylenmiştir. Ben de bu şekilde bir karşılık vermişimdir. Bunun dışında videolarımı çok saçma bulman senin fikrindir. Herkesin bir fikri var. Ben de buna gayet saygı duyuyorum. Salak mıyım? Hayır. Kendine öyle söyleme. Sence insanların hayatın devam edebilmesi için başka bir gezegene gitmemiz gerekir mi? Ozon tabakası 100 yıl içinde parçalanır mı sence? Öncelikle şunu size söylemeliyim ki dünya bizim için mükemmel bir şekilde yaratıldı. Bizim yaşamamız, bizim nefes almamız, bizim gözlerimiz için dünyanın renkleri mükemmel şekilde yaratılmıştır. Ve bu yüzden başka bir gezegene gitme ihtiyacımız zaten yoktur. Dünya bize gerektiğince yeterlidir. Neden salak salak videolar çekiyorsun çok merak ediyorum. Okay Emre Aşık sormuş. Bunu söylediğine göre bir veya iki videomu izlemişsindir ya da internetteki bazı videolardan bana gelmişsindir. Fakat eminim ki yaptığım şu videolardan haberin yoktur. Bir evren sormuş, neden insanlar önyargılı, cinsiyetçi, ırkçı ve insanlar neden her şeyi kendinden üstün görüyor? Bunun tek bir cevabı var, insan olduğu için. Bu söylediklerinin tam tersini yapan, yani çok güzel işler yapan insanlar da var. İnsanlar dünyaya farklı farklı gelmişlerdir. Orkun'la aranız nasıl şu an? Orkun'la daha sonrasında görüştük ve herhangi bir sorunumuz yok. Kendisiyle gayet normal konuşuyoruz. Bu soru cevap videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Sorduğunuz sorular için gerçekten çok teşekkür ederim. Tekrar söylediğim gibi hepinizin sorularını alamadım çünkü binlerce soru vardı. Bu yüzden sorularını alamadığım arkadaşlardan özür dilerim. Bu videonun altına benim cevaplarımı nasıl bulduğunuzu yazarsanız çok sevinirim. Ve ayrıca videosunun yapılmasını istediğiniz konuları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.